Arkadaşlar merhaba. Ace 1. kitaptayız. Föyümüz 5 numara. Burada şimdi ondalıklı sayılara bakacağız. Yani rasyonel sayıların ikinci föyü aslında. Faydası, onun pozitif tam sayı kuvvetleri şeklinde yazılabilen rasyonel sayılara ondalıklı kesirler. Bu kesirlerin belirttiği sayılar ise ondalıklı sayı diyoruz. Şimdi bunları nasıl ifade ediyoruz? Şu şekilde 3/10, 0,3. Yani bir tane sıfırım varsa virgülden sonra bir basamak gitmen gerekir. Bak, iki tane sıfırım var, virgülden sonra iki basamak gitmen lazım. Bunu hemen 10'a çevir. Burayı 2 ile genişlet yani. Aslında bu 4/10 yapar. 4/10'da bak A şıkkında olduğu gibi 0,4'tür. Şimdi burayı ne yapacaksın? 10'da buluşturman lazım, değil mi? O zaman burayı 10 yapamadın, 100 yapmaya çalış. Burayı 25 ile genişlet. 125/100 yaptın. O zaman bu aslında 1,25 demektir. İkinci soruya geldim. Bunu rasyonele çevir diyor. Aslında bu ne demek? 215'i yazdım. Sonra virgülden sonra 2 basamak olduğu için 2 tane 0 koydum. 375'i yazdım. Virgülden sonra 3 basamak varsa 3 tane de 0'ımı yazdım. Ondalıklı sayılarda 4 işleme bakalım şimdi. Örneklerle gösterelim. Şimdi bakın arkadaşlar, virgülden sonrakiler alt alta toplanır aslında. Bak, 3 ile 5'i topladım 8, 2 ile 1'i topladım 4, virgül dedim, 1 ile de 0'ı topladım 1,48 yaptım. Burada ne demiş? B'de 12,8'den 3,16'yı düş diyor. Bak, virgülden sonrakiler eşit değil, değil mi? Basamak sayıları. Bak, 8'in yanına bir tane 0 koydum. Bu şekilde yapacağım çıkarmamı. 0'dan 6'yı çıkardım, 4 dedim. Burada 7 kaldı artık. 7'den 1 çıktı, 6 oldu. Değil mi? 12'den de 3 çıktı. 9,64 olmuş oldu cevabımız. Sonra C'ye geldim şimdi. 0,25 ne demek arkadaşlar? 1/4 demek. Aslında 25/100 demektir. Değil mi? 25/100 çarpı, bu da 14/10 demektir. Bu zaten 1/4 demek. İstersen bunu şöyle yap. Bununla bunu da sadeleştir. Burası 2 olsun. Pardon, özür dilerim. Burası 7, burası 2 olsun. Yani 7/20 geldi. Bunu 5 ile genişletirsek de yukarısı 35 oldu. Aşağısı 100 oldu. O zaman 0,35 gelmiş oldu cevabımız. Buraya bakalım. Bak, virgülden sonrakini hemen eşitledim. 3 basamak. 3 basamak yaptım. Artık sıfırlar, yani virgüllerle işim yok. 30/5'ten cevabım 6 olmuş oldu. 4. A ve B sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere ondalık sayılarla ilgili bazı işlemler aşağıda verilmiştir. 1,AB, 2,AB, 3,AB'dir diyor. Hayır, bu hatalıdır. Değil mi? Mesela bak, şöyle bir örnek verebilirim. Buraya 1, buraya 2 dedim mesela. Buraya 1, buraya 2 dedim. Değil mi? Toplarsam burası 3,24 yapar. AB tutmadı. Bu doğru değil. Bu yanlış. Ondan sonra hemen buraya bakalım. Bak, bu ne demektir? AB/100 demektir. İkincisi çarpı 2 yap diyor. Bakalım ne çıkacak. O zaman 2 tane AB/100 yapar. AB 2 basamaklı bir sayı. Değil mi? Peki burası nedir? Burası. Burayı şöyle yazarız biz. 200+AB/100 diye yazarız. Değil mi? İşte buna doğru diyemeyiz. Çünkü bu 2 basamaklı bir sayı. Mesela bak, 15 dedim mesela AB'ye. O zaman bu ne yapar? 30/100 yapar. Bak, burası ne oluyor? Burası 15. Burası ise 215/100 yaptı. Yani birbirlerini tutmadı. Bu da gitti. Buraya bakalım. 0A, 0B. 0A ne demek? Virgülden sonra A/100 demek. Diğeri de B/10 ama ben B'ye 0 dedim. 2 basamaklı bir sayı yaptım. 100 dedim. Bunları toplarsam BA/100 yapmış oldu. Bak, o da zaten açılımı burada var. Yani cevabım yalnız 3 bol olmuş oldu. 5. 2020 TYT sorusuymuş. Bir radyonun eşit aralıklarla bölünmüş radyo frekansı ayarlama gösterisindeki kırmızı ibre ayarlanan radyonun frekansını göstermektedir. Buna göre şekildeki radyonun kırmızı ibresini gösterici radyo frekansı aşağıdakilerden hangisidir? Tamam, 94 ile 96 arası 2 birim değil mi arkadaşlar? Peki bu 2 birimi kaça bölmüş? 1, 2, 3, 4 ve 5'e bölmüş. Yani her bir tanesi o zaman 2/5 kadar. Hatta genişlet bunu istersen 4/10 kadar. Yani 0,4 kadar. Her bir ibreler arası 0,4. 94'ten kırmızıya kadar ne kadar ibre var? 1, 2, 3. 3 tane boşluk var. Demek ki 94'te
ne yapacağım? 3 tane 0,4 ekleyeceğim. Değil mi? 3 tane 0,4'te ne yapar arkadaşlar? Bak hemen yapalım. 4/10 ile 3'ü çarparsak 12/10, yani 1,2 yapar. O zaman 94 artı 1,2 de, şurayı fazladan yazdık, o da 95,2 yapacak. Cevabımız Ceyhan gelmiş olacak. Geldim 6. soruya. A pozitif ondalık sayıdır. İfadesi bir tam sayı olduğuna göre A'nın virgülden sonraki kısmı kaçtır? Şimdi 4/25 ne demek? Bunu 4 ile genişletirsen 16/100 demek. A artı 16/100 de 0,16'dır. Şimdi bak, bunun sonucunun bir tam sayı olması için bu A sayısının virgülden sonraki kısmıyla şu 16'yı topladığımda 100'e ulaşmam lazım. Demek ki burada 84 olacak A'nın virgülden sonra. Burası çok önemli değil. Çünkü burayla zaten 0'ı toplayacağım. Demek ki virgülden sonra kısmının 84 olması lazım ki 16'yı toplayınca artık orası 0,0 olsun. Zaten bize de A'nın virgülden sonraki kısmını sormuş. Cevap 84 yapmış oldu. 7. İçinde bir A doğal sayısının yazılı olduğu en kenarlı bir çokgenin sembolünün değeri A bölü N kesinin ondalık gösterimi tam kısmına eşittir. Örneğin demiş 6 mesela 3'e bölmüş, tam kısmı 2 zaten. 9'u 4'e böldüğünde 2 küsür bir şey gelir ya, tam kısmını almış. Şimdi burada ne yapıyor? AB 2 basamaklı sayısını 6'ya bölüyor. Değil mi? Sonra AB 2 basamaklı sayısını 5'e bölüyor. Bu da 19/4. 19/4'ü bak, 4'e bölsen 4 kere dersin. 16, 3 bir şey çıkar. Demek ki tam kısmı 4'e eşit. Şimdi gel deneyelim. Şimdi bak, bu AB'ye 4'e eşit olacak ya, 24 desen, 24 desen tam kısmı tutar. Değil mi? Peki 24 burası olsa, 24'ü 5'e bölsem ne olur? O da 4 küsür bir şey yapar. O zaman tuttu. Demek ki AB sayısı aslında 24'e eşit. O zaman A2, B4 toplamda 6 Adana yapmış olacak. Devirli ondalık sayılar var şimdi sırada. Peki biz bu devirli ondalık sayıları nasıl buluyoruz? Şimdi şöyle buluyoruz arkadaşlar. Bakın 5/3. 5'i 3'e bölüyorum. Bir kere 3 dedim. Buraya 2 dedim mi? Sonra buraya bir virgül attım. Buraya da bir sıfır eklenmiş oldu. Gittim şimdi buraya 6 dedim. 18. Bak bir daha 2 geldi. Bir sıfır daha. Bir daha 6 geldi. Demek ki bu hep böyle devam edecek. O zaman ben bu adamı şöyle de söylüyorum. 1,6. 6 burada devreden. Sürekli 6 devam edecek. 7/9 demiş şimdi. Bakalım 7'yi 9'a böleceğiz ama bölünmez. Buraya bir sıfır koydum. Buraya 0,0 attım. Değil mi? 7 dedim. 7 kere 9 ne oldu? 63. Çıkardım 7. Bak bir daha 7 geldi. Bir daha 0 koydum. Bir daha 7 dedim. Demek ki o zaman bir daha 63 olacak. Bir daha 7 gelecek. Bu 7 sürekli devre edecek. Demek ki 0,7 şeklinde ifade edeceğiz. Peki nasıl hesaplıyoruz? Şimdi bak, örnekle göstereyim. Devirli sayıları nasıl hesaplıyoruz? Şimdi 0,2. Önce tüm sayıyı yazarız. Sonra devretmeyen kısmını çıkartırız. Devretmeyen kısım neyse çıkartırız. Bölü. Sonra virgülden sonraya bakarız. Virgülden sonrasında devreden kadar 9. Devretmeyen kadar da 0 atarız. Yani cevap burası 2/9 gelir. Şimdi bak, buraya bakıyorum. Tüm soruyu, tüm şeyi yazdım. Eksi 24 diye yazdım. Devretmeyen eksi 2. Bunu çıkaracağım. Artı 2 dedim şöyle. Bölü dedim. Bir tane devre diyor. Demek ki eksi 22/9 şeklinde söylemem lazımmış o zaman bunu. Buraya geldim. Burasını. Şimdi burayı nasıl ifade edeceğim? Tümü yazdım. Hepsini. Devretmeyen kısmım 0. Değil mi? Bölü dedim. Bak iki tane devreden var. 99 dedim. 35/99 oldu. Şimdi 1,9. 1,9'da 9 devre diyormuş. 19-1/9 dedim. Artı 269-26/90 dedim bak. Neden 90? Bir tane devretmiş, bir tane devretmemiş çünkü, bu yüzden. O şekilde bıraktım. 146 eksi dedim, devretmeyen bir. İki tane devreden var. 99 dedim. 1,2 demiş. Değil mi? 2 devre diyor. 12-1/9 artı 122-1/99 artı 1222/3 tane 9 yazdım. Bu şekilde. Ha, burada bir de 1 çıkaracaktım. Burayı da bu şekilde hesapladım. Buna bakalım. Bak 3083 yazdım. Eksi 30 devretmiyor. Devreden bir tane, devretmeyen bir tane. O zaman bir 9 bir 0 yazmış oldum. 38-3/
9 dedim. Artı 17 eksi 1. Devretmen 1 de çünkü 9 dedim. Eksi 0,6. 6 bölü 9 olmuş. Oldu. Adana'da ne de vermiş bize A'yı? 0,03, 0,003. Bu böyle gidiyor. Yani A sayısı şu demek midir aslında? 0,03, 0,003, 0,0003. Bu böyle devam ediyor. Demek ki o zaman A sayısı şuna eşit bunları topluyorsa. 0,03333 şeklinde gidiyor. Yani bu adam aslında 0,03'ü 3'te devrediyor, değil mi? B'ye bakalım şimdi. Bak B'de ne oluyor? B'de 0,6'dır. Sonra kim gelir? 6 bölü 100. 0,06 gelir. Sonra 0,006 gelir. Bu da böyle gidiyorsa bunları toplarsam 0,66 şeklinde gider. O zaman B'de 0,6'da devreder. Değil mi? Şimdi bunu hesaplayalım. Bu 3 bölü 90 değil midir? Bu da 6 bölü 9'dur. B'yi A'ya böl diyor. 6 bölü 9'u 3 bölü 90'a böl diyor. Birinciyi ne yapıyoruz? Aynen tutuyoruz. İkinciyi ters çevirip çarpacağım şimdi. Bununla bunu sadeleştirdim. Yanına yana sadeleşme olmaz. Altla üstte sadeleşme olur. Burası 10, burası 2. Cevabım 20 olmuş oldu. 11. A ve B pozitif tam sayılardır diyor bize. Değil mi? Sonrasında A artı B bölü A eksi B ne demiş? 1,2444 devretmiş. Aslında bu ne? 1,244 devreden şöyle. Gel hesaplayalım. 124'ten devretmeyen 12 çıkardım. Bir 9 bir 0 koydum. Yani 112 bölü 90 yaptım burası. Tamam. Şimdi bakalım hemen. Şimdi ben bu adama bu adama 112 desem, A artı B 112 olsun desem, A eksi B'de 90 olsun desem. Çünkü burası artık 112 bölü 90'a eşitmiş. Taraf tarafa toplasam. 2A ne gelir buradan? 2A 202 mi gelir? Demek A dediğim şey 101 gelir. A 101 ise B nedir o zaman? Bu halde bakalım. Zaten soru bana A artı B en az kaçtır diyor. Ama A ve B'nin pozitif tam sayı olması lazım. Yani biz burada A artı B 112 aldık diye direkt 112 işaretlemiyorum ben. Çünkü B bakalım tam sayı çıkacak mı? O yüzden A 101. 101 ise B'nin de 11 olması lazım. Evet oldu. Çünkü sen bunu sadeleştirebilirdin. Şöyle yapardın. 56'ya 45 derdin. Değil mi? Bak daha küçük buldun A artı B'yi. 56. Ama bak şöyle bir sorunla karşılaşıyorsun. 56. A eksi B'ye de ne diyorsun? 45. Hadi taraf tarafa toplayalım. 2A buradan ne yaptı? 101. İyi de A buradan o zaman 50,5 geliyor. Değil mi? Tam sayı olmuyor. Bu yüzden demek ki en küçük aslında A artı B 112 olurmuş. Şimdi paydalar eşitleniyor. Rasyonel sayılarda sıralamayı nasıl yapıyoruz? Önce ne yapıyoruz? Bir aşağıyı bir kontrol ediyoruz. Değil mi? Paydaları eşit olan pozitif kesirlerden payı büyük olan daha büyüktür diyoruz. Aşağılara bakarız önce. Ona göre sıralarız. Bu basit bir yöntemdir. Peki paylar nasıl eşit? Peki farklıysa aşağılar ne yapıyoruz? Bu sefer üstleri eşitliyoruz. Üstü büyük olan bu sefer de aşağısı bu sefer büyük olan en küçük olmuş oluyor. Ters yani. Ters ilişki var. Bak burada olduğu gibi şurada. 15 bölü 11. Bak üst alt taraf küçük olduğu için bu sayı daha da küçülmüş oldu. Pay ile paydası arasındaki farkı eşit olan pozitif basit kesirlerde paydası büyük olanı büyük, bileşik kesirlerde ise paydası küçük olanı büyüktür diyor. Değil mi? Bak güzel bir sıralama yöntemidir bu. Bak 11 ile 13 arasındaki fark 2, 15 ile 17 arasındaki fark 2, 18 ile 20 arasındaki fark 2. Demek ki hangileri en büyük? 18 ile 20 daha büyük. Demek ki en büyük bu basit kesirlerde. Peki bileşiklerde bak fark 3, fark 3, fark 3. Küçük olan en büyük olmuş oluyor. Ondalık kesirlere çevirerek sıralama yapabilirsin. Değil mi? 19 bölü 10 ile 17 bölü 3. Bunları bölersin. Bak 19 bölü 10 1,9 demektir. 13 bölü 7 de 1,8 devreder ya 5'te. Ya da 1,85 diye devam eder. Demek ki o zaman 1,9 1,8'den daha büyük olduğu için bu şekilde bir sıralama yapabilirsin. Karşılaştırma yöntemi demiş. Sıralaması yapılacak sayılar bu sayılara yakın bir sayı ile karşılaştırmak sıralara yapılır diyor. 20 bölü 7 sayısı ile 25 bölü 8 sayılarını karşılaştırmak için 3 sayısını kullanıyor değil mi? Çünkü 3 20 bölü 7'den
küçüktür. 25 bölü 8 ise 3'ten büyüktür. O zaman demek ki 25 bölü 8 de 20 bölü 7'den büyüktür diyoruz. Negatif rasyonel sayılarda sıralama yapılırken sayılar pozitif gibi düşünerek sıralama yapılır. Daha sonra eşitsizliklerin yönü değişir. Basit bir yöntem. Şimdi gel sıralayalım bak. Ne diyor? Bak burada eşitleniyor A'da mesela. Bunu ne yapalım? 24'te buluşturalım. Bunu 8 ile, bunu 2 ile, bunu 3 ile. O zaman ne olur? 16 bölü 24 olur. Buradan 14 bölü 24 gelir. Buradan da 15 bölü 24 gelir. O zaman zaten artık sıralayabilirsin. En büyük 16 bölü 24. Yani 16 bölü 24 ne demekti? 2 bölü 3 demekti. Bu en büyük. Sonra 5 bölü 8 geldi. Sonra kim geldi? 10, pardon, üstteki gibi yazalım. Sonra 7 bölü 12 gelmiş oldu. Bak burada ne yapacaksın şimdi? Burada yukarı aşağıları eşitleyemezsin. Yukarıları eşitle. Buna bir 0 koy. Buraya da bir 0 koy. Buraya 2 0 koy. Buraya da 2 0 koy. Şimdi bak üstler aynı oldu. 2300 oldu. Ne dedik? Üstü büyük olan en küçük olacaktı dedik. Bak üstü en büyük olan bu. O zaman 2300 bölü 666 en küçük. Sonra 2300 bölü 660. Sonra 2300 bölü 600. Bu şekilde sıraladım. Şimdi buraya baktım. Burada baktım. Üst taraf olmuyor. Alt taraf olmuyor. Hemen fark gelsin aklına. Mesela bak bunda bunun arasındaki fark 6. Bunda bunun arasındaki fark 3. Bununla bunun arasındaki fark 2. Yine olmuyor gibi sanki. Değil mi? Tamam. O zaman bir kıyaslama yapabilir miyiz? Onu kurcalayalım. Oraya bir bakalım. Şimdi 23 bölü 17, 7 bölü 5, 11 bölü 8. Şimdi bir kere zaten hepsi birden büyük mü? Evet. O zaman hepsinin içindeki birleri atalım. Bir kıyaslanmaz. Hepsinden bir çıkartalım. 23 bölü 17'den bir çıkardım. 6 bölü 17 kaldı. Virgül. 1 çıkardım. 2 bölü 5 kaldı. 1 çıkardım. 3 bölü ne oldu? 8 oldu. Tamam. Bak şimdi üstlerle uğraşabilirim. Ne yaparım? Bu adamı dokunmam. Bu kalsın. Bunu 3 ile genişletirim. Bunu 2 ile genişletirim. 6 bölü 17. Burası ne oldu? 6 bölü 10. 6 bölü bakayım 15. Burası ne oldu? 6 bölü 16 oldu. Değil mi? O zaman demek en küçük olan aslında ne olacak? 6 bölü 15 en büyük olacak. 6 bölü 15'ti. O halde şunu söylerim. 7 bölü 5 işlerinde en büyükmüş. Değil mi? Sonra 6 bölü 16 gelir. Yani 11 bölü 8 gelir. Sonra kim gelir? 23 bölü 17 gelir. Bak burada negatif vermiş D'de. Değil mi? Ve aralarındaki fark şurada ne? Bak bununla bu 5. Bununla bu da 5. Bu zaten eksi 1'den daha küçük bir sayı. Değil mi? Hiç bunu negatif gibi düşünme şu anda. Pozitif gibi düşün. Tamam mı? Yani bana şunu sırala. 12 bölü 17, 21 bölü 26. Bunu da 13 bölü 12 olarak sırala. Şimdi bu şekilde sıraladığında bu adam en büyük. Bu birincimiz. Peki burada ne dedik? Sayı büyüdükçe dedik. Değil mi? Farkla bak basit kesirlerde kendine örnek bile verebilirsin. Şöyle ver mesela bak. 3 bölü 5 ile, tamam mı? 3 bölü 5 ile 2 bölü 4'ü kıyasla mesela bak. 2 fark, 2 fark. Kim daha büyüktür? 3 bölü 5 daha büyüktür. 2 bölü 4'ten değil mi? Yarımdan büyüktür. Demek ki sayı büyüdükçe sayı değer de büyüyor. 21 bölü 6 daha büyük o zaman. Buna o zaman 2 numara diyeceğim. Buna 3 numara diyeceğim. Normalde bak sıraladım. Fakat negatif olduğu için tam tersi oluyor. Aslında bu 1. Bu 2, bu 3 olmuş oluyor. Yani eksi 12 bölü 17 büyüktür. Eksi 21 bölü 26 büyüktür. Eksi 13 bölü 12 demiş oluyorum. Geldim 13. soruya. A, B, C sıfırdan ve birbirinden farklı birer rakam olmak üzere A, B ve C ondalık sayıları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. A, B, C sayılarının rakamları toplamı sırasında R, B, R, A, R, C sıralaması yapılıyor. Yani ne diyor adam bana? Aslında C artı A en büyük. Bak B'nin diyor. Sonra A'nınkiler diyor. B artı C. Sonra ne diyor? C'ninkiler. Yani A artı B. Bak rakamlarını topladım. Şimdi bu ikisini kıyaslarsan burada A'nın B'den büyük olduğunu görürsün. Bu ikisini kıyaslarsan da burada da C'nin A'dan büyük olduğunu görürsün. Demek ki o zaman en büyük C. Sonra A, sonra B sıralamasını yaparsın. Şimdi bana sen A, B, C sayılarını sırala diyor. Değil mi? O zaman ben de neye bakacağım burada? Şimdi hepsi 0 virgül diyor ya. Şimdi bak. Burada o zaman C en büyük olduğu için demek ki B'miz en büyük olacak. Sonra sıralamada kim var? Daha sonrasında A var. O zaman C gelecek.
Sonra da A gelecek. B, C, A yapacak. Cevabım bol olmuş olacak. 14. 2017 TYT sorusu. Bu 5 eş çekmeceden oluşan 3 metre yükseklikteki bir dolap ile 3 eş çekmeceden oluşan 2 metre yüksekliğinde bir dolap aralarında boşluk bulunmayacak biçimde şekli gibi yerleştiriliyor. Çekmeceleri kapalıyken çekmeceler arasında boşluk bulunmayan bu iki dolabın ön yüzleri üzerinde şekilde gösterilen yerde bir mavi boya lekesi var. Mavi lekenin yerden yüksekliği metre tümden diğer aşağıdaki yerden hangisi olabilir? Tamam. Şimdi bak. Burası 300 santim. Burası 200 santim. Doğru mu? Tamam. Şimdi bu ne yapıyor? 300 santim 1, 2, 3, 4, 5. 300'ü 5'e bölsen demek ki bunun her biri 60 santim mi şöyle? O zaman mavi leke, bak mavi değil. O zaman bu mavi leke 120 santimden yukarıda bir yerde. Bak bu ikinci çekmecenin üstünde. Peki burası ne yapıyor? Burası ne olacak? Burası da 200 bölü 3 yapacak. Bak 200 bölü 3. 200 bölü 3 demek ki 400 bölü 3'ten de küçük olacak o zaman bu. Anlaştık mı? Tamam şimdi bakalım gel. 120 santim. 120 santim ne demek? 1,2 metre demek. Değil mi? Bu ne demek? 400 bölü 3. Hemen bakalım. Gel 400'ü 3'e bölün. Şurası ne yapacak? 133 desen ne olur? 399 yapmaz mı? Sonra 1 kalır. Değil mi? O zaman bu adam da demek ki 1, bakayım. 1, 3 küsür gibi bir şey mi? 3 bu şekilde gidiyor sanırım. Doğru mu? Demek ki o zaman burası 1,3 olabilir. Bak bu şeklinde var. 15. 2022 TYT sınav sorusu. Hasan öğretmen rasyonel sayılarla karşılaştırma konusunu anlatırken bir sayı belirlemiş ve tahtaya bu sayılarla ilgili aşağıdaki ifadeleri yazmış. Bu sonra öğrencilerine bu ifadelerden ikisinin doğru birinin yanlış olduğunu söylemiş. Hasan öğretmenin belirlediği sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? İki tanesi doğru, bir tanesi yanlış. Şimdi bu sayı 1/2'den büyüktür. Bu sayı 1/3'den büyüktür. Bu sayı 1/4'den büyüktür. Şimdi bunların işlerinde zaten bak 1/2, 1/3, 1/4. Gel bunları bir 12'de buluşturalım. Bak bu 6/12 demek. Burası 4/12 demek. Burası 3/12 demek. Şimdi bir daha oku bak. Bu sayı 6/12'den büyüktür. Bu sayı 4/12'den büyüktür. Bu sayı 3/12'den büyüktür. Şimdi sen şu maddeye doğru dersen eğer hepsi doğru olmuş olacak. Değil mi? Çünkü bizim aradığımız sayı 6/12'den büyükse 4/12'den ve 3/12'den de büyük olmuş olacak. Demek ki o zaman bu yanlış. Çünkü iki tanesi doğru diyordu. Demek ki bunlar doğru. O zaman benim sayım ne olmuş oluyor? Benim aradığım sayı 6/12'den büyük değil. 6/12'den küçük. 4/12'den de büyük olacak. Değil mi? Burada. Bak hep 24'lü olduğu için 2 ile genişlet istersen. 8/24. Burası da 2 ile genişlet istersen 12/24. Bu aralıkta bir sayı arıyorum. Bak cevabım Denizli olmuş oluyor. 16. soru. Silindir biçimdeki su deposunun şekli gibi yarısı 3 eş bölmeye, diğer yarısı 4 eş bölmeye ayrılmıştır. Depoda 20 litre su vardır. Tamam. O zaman 10-10 diye ayrıldı. Depoya toplam hacminin 5/8'i kadar su ilave edilirse deponun 3/4'ü dolmuş oluyor. Depoda toplam, deponun tamamı mı suyla doluydu peki? Tamam. Depoda 20 litre su vardır. Tamam. Depoya toplam hacminin 5/8'i kadar su. Şimdi 4'e 3'e bölüyorsa ben şöyle tercih ederim. 4 ve 3'ün ortak katı 12'dir ya. O zaman burası 4x olsun bunun bir tanesi. Yani burası komple şöyle 12x yapacak. Bunun bir tanesi de şöyle 3x olsun o zaman. Tamam mı? Şimdi depoya toplam hacmi ne oldu? 24x oldu toplam hacmi. Değil mi? 24x'in 5/8'i ne demektir? 3 yaparsam burası 15x. Şimdi depoda 20 litre su var. Adam diyor ki ben 15x daha ekliyorum. Değil mi? Depoya toplam hacminin 5/8'i kadar daha ekliyorum. Bu da diyor ki deponun 3/4'ü diyor dolmuş oluyor diyor. Tamam. O zaman 3/4'ü dolacaksa hemen bakalım deponun tamamı 24x'ti. 3/4'ü ne yapmış olacak? 6. 18x olmuş olacak. Demek ki 20 eşittir 3x olmuş oldu. Tamam. 30 litre su ilave edildiğinde su seviyesinin bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Değil mi? 30 litre su ilave edilecekmiş. Tamam. Hemen bakalım. Şimdi 30 litre su. Ama 30 litre suyu başlangıçta mı döküyor? Depoda 20 litre suyun üstüne mi döküyor?
Onu bir kontrol edelim. Oradaki cümle kaçmasın. Buna göre 30 litre su ilave edildiğinde suyun seviyesinin bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Tamam. Şimdi 20 litre var diyor zaten. 30 daha ilave edeceksin diyor. 50 litre mi olacak o zaman? 20 dediğim adam 3x'e tekabül ediyorsa 50 acaba nereye gider ona bakalım. 50 çarpı 3x bölü 20 yapmaz mı bu da? Bu da ne yapar? Şunları sadeleştirirsen 15x bölü 2 yapar. Yani 7,5x yapar. Doğru mu? Bak. O zaman ne olacak? Şurası 3, 6, 7. O zaman D ile E arasında bir yere gelmiş olacak. Cevabım Denizli olmuş olacak. Geldik 17. soruya. Eşit aralıklara bölünmüş özdeş iki teraziden birinci teraziye 1200 gram ağırlığında bir küp, ikinci teraziye ise ağırlıkları eşit 6 tane küp konulursa ölçümün sonucunu gösteren ibreler yukarıdaki gibi oluyor diyor. Tamam. Buna göre ikinci terazide tartılan özdeş küplerden birisinin ağırlığı nedir diyor. Şimdi bak normalde buradadır, sıfırdadır. Demek ki 1200 koyduğumuza göre buraya mı geldi? Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5. Gel şu 1200'ü bir 5'e bölelim. O ibrelerden bir tanesi ne yapıyormuş bir görelim. O zaman burası 10 yaptı. Şuradan 20 kaldı. 4 aslında 240 gram yapıyormuş. Tamam. Şimdi o zaman bura ne yapıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Değil mi? 7 tane 240 neye eşit aslında? 6 tane özdeş küpe eşit değil mi? Değil mi? O zaman şununla şunu sadeleştiririm 40 yapar. 40'ta da burayı çarpsam 280 gram yaptı bir tanesinin ağırlığı. Bak onu soruyordu bana. O da 0,28 kilo demektir. Bu föyümüzün de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki föyde görüşmek üzere.